içinde eski günlerine bakan bu orta yaşlı adamın adı Okan Yılmaz. Okan Yılmaz, Bursa Spor formasıyla ikisi Süper Lig olmak üzere Türkiye liglerinde tam 3 kez gol kralı oldu. Yılmaz, Yüzler Kulübü'ne girdikten sonra Fransa devi Marsilya'nın dikkatini çekti. Bonservisi elinde bulunan Okan Yılmaz, Fransız deviyle sözleşme imzalamasına rağmen mavi beyaz formayı giymek için yeşil beyaz renklerden vazgeçemedi. NTV Spor ekibi olarak Okan Yılmaz'ı Bursa'da ziyaret ettik. Futbolu erken veda eden golcü oyuncu şu anda teknik direktörlük yapıyor. Bir dönemin gol kralı, Marsilya'ya gerçekleşmeyen transferinin ilginç öyküsünü de NTV Spor mikrofonlarına anlattı. Süper Lig'de gol krallıklarınız var, İkinci Lig'de gol krallığınız var. Ama kariyerinize baktığımızda herhalde bu Marsilya ile olan transfer hikayesi bir kırılma noktası gibi. O zamana kadar bir grafiksel olarak bir yukarı çıkış var. Tepe noktası Marsilya transferi hikayesi. Ardından bir düşüş yaşıyorsunuz kariyerinizde. O Marsilya hikayesini bize anlatır mısınız? Neden olmadı transfer? Şimdi yanlış hatırlamıyorsam o yıllar ilk gol krallığın 2000-2001 sezonu. İşte o dönemlerde Türkiye Ligi'nde benim mevkilerimde baktığımızda işte Kenneth Anderson vardı, Pascal Nouma vardı, Jardel vardı, Hakan Şükür, yani hep böyle üst düzey forvet oyuncuları vardı. Tabii o sene 2000-2001 yılında 22 yaşlarında falan idim. Yani daha yeni yeni oynamaya başlıyordum. O dönemlerde tabii Fener olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun hep transfer teklifi aldım. Ve en son Marsilya'dan bir menajer aradı beni. O zamanlarda Mondragon'un menajeriydi. Buraya geldiler, Bursa'ya. Konuştuk. O zamanlar tabii tecrübesiz olduğum için, genç olduğum için bazı şeyleri sağlıklı düşünemiyordum. Ve kabul ettim. Aynı zamanda benim menajerim de vardı, Ali Güven. Ve biz Marsilya'ya gittik. Beni Okan yapan Bursaspor camiasıdır, Bursaspor kulübüdür. Eğer beni almak istiyorsanız cüzi bir miktar da olsa kulübüme para kazandırmak istiyorum diye onlara diretiyorum ve onlar da kabul etti. Yani bonservis elimde olmasına rağmen Marsilya kulübü Bursaspor kulübüne para ödeyecekti. Ve tabii ki oradaki çirkin olayları görünce, senaryoyu görünce, bir de Bursa'dan da çok baskı oldu. Aileme baskı oldu, hem bana baskı oldu. Yani gönlüm gitme taraftarı da değildi. Bir de o şeyleri görünce oradaki, ister istemez duygusal yönümüz biraz ağır bastığı için kabul etmedim. Orada son noktaya koydum. Ben dedim kabul etmiyorum. Ve onu söylememe rağmen imza atmışım. Türkiye'ye döndüm. O zaman başkanımız, belediye başkanımızdı, Erdoğan Bilenser, aynı zamanda kulüp başkanıydı. Gittim kendisiyle oradaki yaşadığım durumları anlattım. Ben dedim oraya gitmek istemiyorum. Ben dedim Bursaspor'da oynamak istiyorum dedim. Bir de Bursaspor'a imza attım. Aradan 10-15 gün geçti, bir yazı geldi elime. Bir sene futbolu oynamama sıkıntım çıktı, iki kere imza attım diye. Ve adamlar 500 bin dolar benden tazminat istiyorlar. Yani 500 bin dolar verirseniz biz sözleşmeyi feshederiz, Okan Bursaspor'da oynar diye. O zaman da büyük para. Ne yapacağız, ne edeceğiz? En sonunda bizim bir genel kaptanımız vardı, İyi bir abimiz. Onunla biz İstanbul'a gittik, havaalanına gelecekler. Ama biz hep senaryo kuruyoruz. Yani elinde tabii ben ufak böyle el çantaları vardı o zamanlar. Onun içine gazete kağıdı falan doldurduk. Hani para diye verip elinden evraklar alıp biz kaçacaktık. Yani öyle kafamızda planlar yapıyoruz. Neyse İstanbul'dan İstanbul'a geldiler oradaki menajerler, evrakları falan getirdi. O diyor ki ilk önce para diyor. O zamanki işte bizim genel kaptanımız şey diyor, yönetici. Köcüğü de sen evrakları verdi, para burada diyor, çantada diyor. Halbuki çantada gazete kağıtları var. Öyle bir yanımız oldu. Sonra çantaya verken elinden evrakları aldı o yöneticimiz ve kaçtı oradan. Son olarak neler yaptınız ve bundan sonrası için planlarınız nedir? Futbolcunun yapacağı ya menajerlik olur, ya yöneticilik, ya hocalık. Benim de tek ideallerim hocalık yapmak istiyorum. Tabii bunun eğitimini, kurslarını da aldık. İnşallah önümüze bir takım çıkarsa, teklif gelirse seve seve kabul ederiz.